Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakkat-ı uzmasının kışır ve sureti olan alemi şehadet. Bak kışır ve suret. Onu atmazsa bundan bir alem çıkmaz. İnsan şu fani vücudundan vazgeçmezse beka alemine intikal edemez. Anne rahmindeki bebek o dar alandan çıkmazsa, oradan feragat ve fedakarlık yapmazsa şu geniş dünya alemine gelemez. Bir civciv o basit yumurtanın içerisinden kırıp da oradan fani orayı görüp oradan kurtulmazsa, değil mi? Etrafına, çevresine, baharına kavuşamaz. O halde üstad bir ifade eder bir cümle. Alem bekaya giden yok, alemi fenadan geçiyor. Nefsen mareciyet ile fani ol, tabaki olasın. Bir cihette fena, öbür cihette bekayı getirir. Bir hedefi ıskalamadan en güzel vuruş yatarak destekli atıştır, değil mi? Yatacaksın, değil mi? Tek noktaya bakacaksın. Hem de tetiğe dokunurken nefes alışverişi dahi duracak. Yani bir nevi ölmek. Ölmeden öldüremezsin. Fani olmadan bekayı vuramayız. Bir yerden fedakarlık yapmadan öbür dava bize gelmez. Cephede hayatını şehadetle vermeyen ebedi cennet hayatına velayet makamıyla gidemez. O kuyuya girmeyen Mısır'a aziz olamaz. Kanundur bunlar. Bir taraf terazinin kefesi gibi yatarak destekli atış ne? Bir nevi zahirden ölmektir. Tetiğe basarken nefes alışverişi olsa ne olur namlu? Bir saatin burada namlu oynasa ileride 20 metreye tekabül eder. Adam çuvalı bile ıskalar geçer vuramaz. Bırak hedefi. Tam kitlenmek hedefe. Bunun için fenadan, fanilikten, fuzuliyattan, nefsaniyetten feragat ve fedakarlıkla olur. İkisi beraber zor. Şuradan bir daha alayım. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakkat uzmasının kışır ve sureti olan alemi şehadet Fatır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak. Niye Allah çekirdeği parçalıyor? He? Sümbül çıkaracak. Çekirdek ona mani. Sümbül çıkaracak. Hava aleminde o neslini neşredecek. Toprak buna tahammül edemez. Topraktan da çıkıyor. Bak onu da atıyor. Toprak ağacın köküne tahammül eder de kökün nesli devam etmiyor ki. O toprak o kökten ve o çekirdekten çıkacak bir çınar veya elma ağacının meyvelerine, dallarına, budaklarına toprak tahammül edemez, yetmez. Ona geniş hava alemi lazım. Çekirdek de patlayacak, toprak da patlayacak. Demek ki bu fani alemden baki alem çıkacaksa hem biz toprağa girip cesedimizden patlayıp çıkacağız hem de Allah bizi gömdüğü toprağı, arzı patlatacak. Açacak ki bundan ne yapsın? Cennet adamları çıksın. Burada çıksa bu dünya ona tahammül edemez, istihap edemez, dar gelir. Fanilere dar geliyor. Kavgayı görmüyor musunuz? Nasıl ahiret noktayı nazarından kemal ermiş insanlara dünya tam mutmain olsun, kafi gelsin ki. Allah bizi ebeden namzet olarak yaratmış. Bura bize zavallı gelir. Az koşsak başımızı duvara çarpıyoruz. Bak üstad bu orayı etrafı camlardan veya diyelim aynalarda olan bir salon düşünün. Ona benzetiyor. Şu salonun bütün duvarları ayna olsa biz burayı saray kadar geniş görürüz değil mi? Hayır, saray kadar geniş değil. Bizi vehim öyle gösteriyor. Salon çok uzaktır diye, saraydı diye koşsak kafamızı hemen duvara çarparız. Ehli delalet böyle işte. Dünyaya ölmeyecek gibi sarılıyor. Öyle koşuyor ki. Tam yani diyelim şeye giderken, fuara girerken, uçakta giderken daha masanın başına oturmadan ecel yakalıyor. Niye? Heves ve arzuyla, hayalle dünyayı geniş görüyor. O dünya çok dar, çok hudutlu, çok mahdut. Hele insan kalbini doyuracak özellik ve genişlikte değil. Fatır-ı Zülcelal'in izniyle o dünya parçalanacak. Sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. Yevme tübeddelül ardu gayrel arz. Sırrı tahakkuk edecek. Yani bak bu arzdan başka bir arz. Ahiret arzı. O alemi çıkaracaktır. Elhasıl dünyanın mevtü mümkün hiç şüphe getirmez ki mümkündür. Neyi anlattı burada? Baştaki misallerle sonun nasıl bağladı? Nasıl eşya birbirinin zararına değişiyor, tahavül ediyor, halden hale giriyorsa Cenab-ı Hak da bu alemi, ahiret alemini buradan çıkarıp burayı oraya mal etmek için toprak kabuğunu kıyamette ne yapacak? Atacak. Buradan cennet adamları, cennet mahlukatı çıkaracaktır. Cenab-ı Hak hepimize oraya gitmeyi, oranın nimetlerinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin.